İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Süren Yeseyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Yeni Kurtuluş Mücadelesi'nin şehitleri anısına Yerebulur adlı Şehitler Panteonu'nda anma töreni gerçekleşecek. 90 sanatçı ve kuruluşların Munzur Festivali'nin yasaklarına tepkisi. Sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz. Vartan Sarkisyan, Kornizor'u ziyaret eden uluslararası kuruluşların temsilcileri Berzor'a giden yolun Azerbaycan tarafından kapatıldığını kendi gözleriyle onaylıyor. İzmit'in Hamşenli köyleri. Ermeni halterciler Avrupa U20 ve U23 şampiyonalarında 5 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten Armenia TV'yi destekleyelim. 44 günlük savaşta kahraman olan Süren Yeseyan, birçok hedeflerinden en önemlisi olan birinin altını çizdi. Vatanı inşa etmek. Süren'in annesi Narine hala onun sözlerini duyuyor. Anne, ben ülkemizi daha güzel yapacağım. Oğlunun ne yapacağını göreceksin, sen ve babam başınız dik yürüyeceksiniz. Ailesinin Süren'le gurur duyması için birçok nedeni vardı. Süren 18 yaşında 5 dil biliyordu. Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Hintçe. 12 yaşında kendi kararıyla yakın arkadaşıyla Hindistan'ın Kalküta'daki Ermeni Hümaniter Ruhban Okulu'nda okumak için gitti. Süren okula girmesi için mülakata çağrıldığında sınav kurulu o yaştaki bilgisine şaşırdı. Hindistan'da 3 yıl kaldıktan sonra hasrete dayanamadı. Doğu Ermenistan'a geldi. Yerinin Doğu Ermenistan olduğunu, ailesi ve vatanı olmadan yaşamayacağını söyledi. Burada okulu bitirdikten sonra Fransız Üniversitesi'ne girdi. Bir yıl okudu ve askere gitti. Askerliği Cirakan'da yapıyordu. Savaş başladığı zaman henüz 2 aylık askerdi. Ailesine kendisinin ve diğer yeni askerlerin güvenli bir yerde olduklarını ve savaş operasyonlarına katılmadıklarını teminatını veriyordu. Ailesi ölümüne kadar onun savaşa katıldığını bilmiyordu. 10 Ekim'deki ateşkesin ardından Süren bir daha telefon açmadı. Ailesi ondan bir haber bekliyordu. Süren'den uzun zamandır beklenen telefon yerine bir telefon daha geldi. Süren'in belgeleriyle birlikte bir ceset bulundu. DNA analizi 3 kez eşleşmedi. 4.sü denk geldi. Berlin Konferansı, Konstantinopolis'te Ermenileri arasında hararetli tartışmalara vesile oldu ve ortak bir görüş geliştirememeleri konferansa katılmak üzere oluşturulan kompozisyonu etkiledi. Heyetin 3 üyesinden Çerez Zimoli İngiliz hayranıydı. Narbey olarak bilinen Horen Galfayan Rus hayranıydı ve Hrimyan ise sorunumuzu çözecek ve Batı Ermenistan'ı Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesinden çıkaracak gücün yanında olduğunu beyan etti. Berlin'deki Osmanlı elçiliğiyle alay ettiler. Hrimyan Türk yanlısı, Çerez İngiliz yanlısı, Narbey Rus yanlısı. Papazyan ise uzlaştırıcı. İşte size Ermeni heyeti. Ancak Ermeni bölgelerinde hakim olan görüş, Ermeni sorununun İngiltere'nin yardımıyla çözülmesi yönündeydi. Berlin'deki ana çatışan güçler İngiltere ve Rusya'ydı. İngiltere, Rusya'nın Ermenistan'ı işgal ederek İngiltere'nin ticaret yollarını kapattığını tüm dünyaya duyurduğunda, Türkiye ile Rusya arasındaki savaş hala devam ediyordu. Benjamin Disraeli, Rusya'nın saldırı operasyonlarını durdurmasını, aksi takdirde 300 bin kişilik bir ordu göndereceğini talep etti. Kraliçe Victoria bile şunları söyledi. Erkek olup Ruslara karşı savaşmayı ne kadar isterdim. İsrail'i Türklerin iyiliğini övüyor, evinde ise fes giyiyordu. Rus heyetine Dışişleri Bakanı yaşlı Gorçakov başkanlık ediyordu. Ayrıca heyette Kont Şuvalov da bulunuyordu. İngiltere'nin konferanstaki önerileri aşırı Rus karşıtıydı ve Rus silahlarının zaferini geçersiz kıldı. Bismarck, Disraeli'ye önerilerinin ultimatum olup olmadığını sorduğunda Disraeli şu yanıtı verdi. Elbette ve kabul edilmezse İngiltere savaşa başlayacak. Avrupalı yazarlardan biri Berlin Konferansı'nı yılan balıkları konferansı olarak adlandırdı. Sadece İngiltere değil,
Diğer devletlerin konferansa katılan temsilcileri de insani hedefler, küçük ve mazlum halkların çıkarlarını korumak gibi konularda konuşmalar yapmaktan ve vaatlerde bulunmaktan geri kalmıyor, pratikte ise sömürgeci, bencil çıkarları ilerletmekle meşgul oluyorlardı. 7 Ağustos, Yeni Ermeni Ulusal Mücadelesi'nin şehitleri anma günüdür. Bu vesileyle 7 Ağustos Pazartesi günü saat 16'da Yerebulur adlı Şehitler Panteonu'ndaki Asala Anıt Kompleksi alanında özel bir anma töreni gerçekleşecek. Törene Kutsal Eçmiyazin Piskoposu Kalpakyan başkanlık edecek. Törenden sonra Asala Şehitleri Anıtı'na çiçekler bırakılacak. Ermeni Halk Hareketi, Yerevan, 4 Ağustos 2023. Batı Ermenistan'ın Dersim yöresindeki Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde sahne alacak Grup İsyan Ateşi, Grup Yorum ve Ermeni Dans Grubu Veratars Folk'un konser ve gösterilerinin yasaklanmasına 90 sanatçı ve kurum tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. 20 yılı aşkın bir süredir Dersim'in doğasına ve kültürüne sahip çıkmanın, direnişin ve mücadelenin adı olan Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin özü bu yasaklarla karartılmaya çalışılmaktadır. Şüphesiz bu daha önceden de uygulanan yasakçı bir zihniyetin ürünüdür. Birçok alanda sanatçılar, etkinlikler ve konserler keyfi gerekçelerle yasaklanmaktadır. Halkın acılarını, yaşadığı zorlukları dile getirmekten korkmayan ve düzene karşı duran her özne ve grup bu yasaklarla karşılaşmaktadır. Grup İsyan Ateşi, Grup Yorum ve Veratars Folk grubunun yasaklanması, Grup İsyan Ateşi üyelerinin işkenceyle gözaltına alınıp Dersim sınırlarının dışına çıkarılması, Grup Yorum üyelerinin Dersim'e girişi yasaklanması, özelde devrimci demokrat sanatçılara dönük bir saldırı olsa da düzene muhalif bütün kesimleri hedef alan bir saldırıdır. Bu saldırılardan coğrafyamızda tüm sanatçılar bir biçimde etkilenmekte, sansürle sanatın gücü egemenlerce engellenmeye çalışılmaktadır. Bu saldırılar işçilerin, Kürt halkının, Ermeni kültürünün, Alevilerin, gençlerin ve kadınların sesi olan tüm sanat çalışmaları için geçerlidir ifadesine yer verildi. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinde Artsakh'taki insani krizin yönetimi için oluşturulan çalışma grubunun temsilcisi Vartan Sargsyan, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin Artsakh'a insani yardım gönderme girişimine Azerbaycan tarafının tepkilerini yapıcı bulmuyor. Vartan Sargsyan, Armen Press ile yaptığı görüşmede bu girişimin çeşitli spekülasyonlara konu edilmeye çalışıldığını, ancak Kornizor'u ziyaret eden uluslararası kuruluşların temsilcilerinin Berzur'a giden yolun Bakü tarafından kapatıldığı konusunda kendi gözlemleriyle onayladıklarını kaydetti. Sargsyan şöyle dedi: "İnsani yardım malzemeleriyle dolu konvoy 11 gün önce park edildiği yerde kalmaya devam ediyor. Başından beri de belirtildiği gibi amacımız tamamen insani olan bu girişimin hayata geçirilmesi ve bu yönde adımlar atmaya devam ediyoruz. Son 11 günde girişime hem uluslararası alanda hem de kamuoyunda artan bir ilgi ve yankı uyandırması özellikle kaydedildi. Bu, diplomatik birliklerin, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin Kornizor bölgesine yaptığı ziyaretlerin yanı sıra farklı ülkelerin devlet mahkemeleri ve parlamenterlerinin Bakü'ye açık ve hedefli bir çağrıda bulundukları açıklamalarıyla kanıtlanmaktadır." Sargsyan'a göre Kornizor bölgesine gelen ziyaretçiler aslında neler olduğunu görüyor ve Artsakh'ta her geçen saat derinleşen insani kriz hakkında güvenilir bilgiler alıyor. Sargsyan, "Uluslararası medyadan da büyük ilgi var. Farklı ülkelerden birçok gazeteci son günlerde bu bölgeyi ziyaret etti ve şu anda insani yardım malzemelerinin Artsakh'a erişiminin Bakü tarafından engellendiğini kendi gözleriyle doğruladı," dedi. Azerbaycan tarafının yıkıcı adımlarına, özellikle de iki Artsakh vatandaşının kaçırma vakasına değinen Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti temsilcisi, bu adımların kesinlikle durumun çözümüne ve insani girişimin uygulanmasına katkı sağlamayacağını vurguladı.
Vartan Sarkisyan, özellikle bir vatandaşın Uluslararası Kızıl Aç Komitesi tarafından Doğu Ermenistan'a nakledilmesi, Bakü'nün insani sorunların çözümüne yönelik nasıl bir tavır sergilediğini gösteriyor. Çünkü bir vatandaşı tıbbi yardım alma hakkından mahrum bırakmak ağır bir ihlaldir. Uluslararası toplumun Doğu Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin insani inisiyatifine artan ilgisinin ve yaratılan durumun farkındalığının artmasının, Berzor yolunun ablukasının kaldırılmasına ve insani yardım malzemelerinin Artsakh'a nakledilmesine gerçekten katkı sağlamayı bekliyoruz, diye özetledi. Batı Ermenistan hükümeti, Yerevan yetkililerinin Artsakh'ı Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edeceklerini açıklamasından bu yana Artsakh Ermeni halkı için günlerin sayılı olduğunu hatırlatıyor. Hukuki bir içeriği olmayan bu açıklama, Bakü ceza makamlarının siyasi konumlarını güçlendirmeyi mümkün kıldı. Ancak en kötüsü henüz gelmedi. Çünkü Artsakh'taki Ermeni halkını boğmak ve rehin almak tüm Ermenilerin zararına olacak şekilde gelecekteki sınır çizme konusunda pazarlık yapmayı amaçlıyor. Tüm bölgenin geleceği Artsakh Ermeni direnişinin elindedir. Hamşendiler, Hamşen Prensliği 1480 yılı civarı Osmanlı egemenliğine girdikten sonra bölgeden birçok yere göç ederek yayıldılar. Hamşen'in sınır ve yakın bölgelerine yaşanan göçler olduğu gibi Hamşen'den çok uzak bölgelere de göçler yaşandı. Hamşen tarihinde yaşanan bu göçlerle ilgili araştırılması ve aydınlatılması gereken birçok konu var. Muhtemelen hala Hamşenlilerin göç ettiği ama bizim habersiz olduğumuz yerler vardır. Hristiyan Hamşenlilerin kurduğu köylerde yaşayan Ermeni adıyla anıldıkları için Hamşenli olduklarını bilmediğimiz insanlarımız var. İstanbul Ermenileri içinde yaşayan Hristiyan Hamşenliler var. Gor dergisinin önümüzdeki sayısında Hamşen coğrafyası dosyası yapacağız. Coğrafya sayısı için hazırlanırken Hamşenlilerin yayıldığı alanlarla ilgili bir bilgiye Hamşenlilerle doğrudan alakası olmayan bir kitapta tesadüfen rastladım. Kitap, Nisan 2023'te Aras Yayıncılık tarafından yayınlanan Hagop Gobelyan'ın Kızgın Buhardaki Koza adlı romanı. Hagop Gobelyan'ın ailesi Bardizaklı. İzmit'te bulunan ve bugünkü adı Bahçecik olan Bardizak, 1915'e kadar önemli bir Ermeni yerleşimi. Gobelyan romanını ailesinin yaşantısından yola çıkarak kaleme almış. Bardizaklıların temel geçim kaynağı olan ipek böcekçiliğinden esinlenerek koza imgesinin izini sürmüş. Romanın girişinde Gobelyan, Bardizak ve çevresini tanıtıyor. Tanıttığı yerlerin bazıları Hamşenli yerleşimi. Gobelyan, Bardizaklı olmanın ve ailesinin geçmişte Hamşenlilerle karşılaşmış olmasının avantajıyla Laz-Ermeni deyişinin kaynağını tespit ediyor. Bir başka Hamşenli köyü de şu şekilde tanıtılmış. Bardizak'tan doğuya doğru yarım saat yürüyünce 75 haneli Döngel isimli Laz Ermeni köyüne varılıyordu. Döngel'in bugünkü adı Karşıyaka ve oldukça gelişmiş ve göç alan bir yer. Acaba köyün eskilerini bulmak mümkün olur mu? Kendileri tarihleri konusunda ne ölçüde bilgiye sahipler? Kitabın açıklamalar bölümünde Döngel'in hemen dışında Döngeli Surpı, Döngel'in Azizi adlı 28 haneli bir Hamşenli köyünden daha söz ediliyor. Köyün adının Döngeli Surpı olması ve bu ismi bölgede yer alan ve Surp Sarkis'in ismini taşıyan şapelden almış olması bölge halkının Hristiyan Hamşenli olma olasılığını da akla getiriyor. Elbette bu isim Bardizaklı Ermenilerin köye verdiği isim de olabilir. Yazar bölgeyi tanıtırken başka bir Hamşenli yerleşiminden daha söz ediyor. Güneybatıya doğru 5 saatlik mesafedeki bir yaylada ise 30 Laz Ermeni hanenin yaşadığı Manuşak Menekşe köyü kurulmuştu. Menekşe yaylasının Hamşen yerleşimi olduğunu daha önce de başka kaynaklardan okumuştum. Ancak maalesef henüz o bölgede yaşayan veya ataları yaşamış insanlarla da bir temasım olmadı. Umarım bundan sonra olabilir. Umarım bu yazı vesilesiyle Hamşenlilerin pek de bilinmeyen bir bölüğüyle ilişki kurma şansı yakalarız. Mahir Özkan.
Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin genç halter takımları Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa 20 yaş altı ve 23 yaş altı halter şampiyonasında ikili müsabakalarda toplam 5 altın, 6'şar gümüş ve bronz madalyalar alarak performanslarını tamamladılar. Armen Press'in haberine göre Doğu Ermenistan Cumhuriyeti takımının son madalyasını artı 87 kilogramda Mari Tumasyan alarak Avrupa 23 yaş altı şampiyonasının ikinci şampiyonu oldu. Ermeni sporcu müsabakada toplamda 208 kilo ile gümüş madalya kazandı. Tumasyan ayrıca koparma ve itme hareketlerinde küçük gümüş madalyalar kazandı. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Siradegyan ve Sahak Galoyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yar Yar adlı eseri sunuyoruz. Yar yar naşum dobi gar kutik, can yali kan zırtun kutik, yar yar kapim kubara gotik, can yar karmil toti gar tutik. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.